Şarj ikaz lambasının sembolü aküdür ve rengi kırmızıdır. İkazın yanması halinde motor durdurulmalıdır. Şarj sisteminin arızasını belirten bu ikaz ile birlikte motor arıza lambası veya ABS lambası da yanabilmektedir. Şarj sisteminin arızalarına geçmeden önce şarj ikaz lambasının nasıl yandığını inceleyelim. İkazın yanması şarj sisteminin yapısına göre farklılık gösterir. Önce genellikle kolektör fırçaları ile tümleşik yapıda olan entegre devre ile kontrolü yapılan şarj sistemini inceleyelim. Alt kısımda bir alternatörün devre şemasını görüyoruz. Üste ise alternatörün parçaları. Birinci parçamız rotor, stator, diyot grubu ve son olarak entegre devre, regülatör veya diğer adıyla konjektörü görüyoruz. Bu durumda şarj lambası üzerinden alternatör L bağlantısı ile rotor bobinine ve TR1 ve TR2 transistörlerinin bez ucunun uyarılması sonucunda da şasede devreyi tamamlar ve şarj lambası yanar. Rotor üzerinde manyetik alan oluşur. Motorun çalışması ile birlikte hareket alan rotorun dönüşü stator sargılarında gerilim indükler. Diyotlar aracılığıyla bat ucundan doğru akım batarya ve alıcıları besler. Sağ tarafta görülen uyartım diyotları üzerinde L ucuna gelen akım şarj lambasının her iki ucunda da pozitif gerilim yaratacağından lambanın sönmesini sağlar. Uyartım akımı TR1 ve TR2 transistörlerini de iletime geçirdiğinden rotor bobini artık statörün sargılarından akım alır. Devrede görülen zener diyot TR3 transistörünü kesimde tutar. Çünkü yeşil hatta henüz gerilim zener eşik geriliminin altındadır. Çıkış gerilimi eğer zener diyot referans voltajının üstüne çıkarsa TR3 transistörü iletime geçecektir. Bu durumda TR1 ve TR2 transistörleri kesime geçer. İkaz akımı TR3 üzerinden şaselenir. Rotorun manyetik alanı zayıflar ve statör sargılarında gerilim düşer. Gerilim değeri zener referans voltajın altına indiğinde TR3 kesime geçtiğinde tekrar TR1 ve TR2 iletime geçerek durum başa döner. Bu iki durum saniyede yüzlerce kez tekrarlandığı için alternatör çıkış gerilimi istenen voltaj aralığında sabit tutulmuş olur. Bu sistemde şarj sisteminin yeterliliği ekü tarafından denetlenir. Statör sargılarından bir uç regülatöre doğrudan bağlıdır. Bu faz ucu sayesinde ekü statör geriliminin frekans değerinden rotor dönüş bilgisini ve gerilim bilgisini alır ve lin hattı ile bilgiyi ekü ile paylaşır. Ekü faz bilgisi ve ken hattı aracılığı ile motor devir bilgisini karşılaştırır. Gerilim değeri örneğin 5.5 voltun altında ise şarj lambasının yanmasını sağlar. Alt eşik geçildiğinde söndürülür. Şarj voltajının üst sınır değeri olarak örneğin 16 voltun üzerinde bir voltaj değerinde de ekü ikazı aktif hale getirir. Aracın aküsü ömrünü tamamlamış veya arızalı ise şarj sisteminin iyi olmasının faydası yoktur. Öncelik akünün iyi olmasıdır. Bir multimetre ile akü voltajı ölçüldüğünde tam şarjlı bir kurşun asit akü için 12.6 veya 12.7 aralığı %100 şarjlı demektir. Tabloda aküler için iyi, idare eder veya kötü diyebileceğimiz voltaj değerlerini görebiliyoruz. Marş esnasında da akü voltajını gözlemlemek akü hakkında fikir verebilir. Multimetrede okunan değer 10 voltun altına inmemelidir. Akü yükleme test cihazları da kullanarak akünün durumu kesin olarak belirlenebilir. Osiloskop ekranında da sırasıyla motor kapalı iken akü voltajını, marş esnasında voltaj düşüşünü ve alternatörün aküyü şarj etmesiyle birlikte alternatör şarj voltajını görüyoruz.
Bir araçta normal bir şarj voltajının ne olması gerektiği konusunda üreticinin belirlediği değerler dikkate alınmalıdır. Sıcaklık arttıkça şarj voltajının da düştüğünü hatırlatalım. Honda marka otomobillerde kullanılan çift modlu şarj sisteminde EQ düşük şarj modundayken voltaj 12.4 ila 12.9 aralığında olmaktadır. Maalesef bu düşük voltaj değeri teknisyenleri yanıltabilmektedir. Şarj sisteminin arızalarını 3 başlık altında toplayabiliriz. Şarjın kesilmesi, şarjın yetersizliği ve yüksek şarj. Mekanik sorunlar. Hareket aktarımının yetersizliği veya hiç olmaması. Kayış kaçırması, kopması, kasnaklarda meydana gelen sorunlar. Kayış gergi mekanizmalarından kaynaklanan sorunlar. Elektriksel sorunlar, kablo bağlantılarında gevşeme, paslanma, kablo kırılmaları ve temas sorunları. Akü kutup bağlantılarında gevşeme, oksitlenme sorunları, alternatör fırçalarının aşınması, kolektör halkalarında aşınma, rotor sargısında kopma, yanma veya kısa devre, statör sargılarında kopma, yanma veya kısa devre, diyotlarda veya tabloda sorunlar, konjektör arızaları. Ses problemleri, kayış, alternatör villaları, kasnak ve gergi mekanizmaları ve diyot patlamalarında ses problemi olabilmektedir. Krank kasnak çapını alternatör kasnak çapına böldüğümüzde hareket aktarım oranı bulunur. Otomobillerde bu oran 2/1 ila 3/1 arasındadır. Örneğimizde 13 santim bölü 6 santime göre oran 2.16'dır. Motorumuz 3000 devir dakika ile döndüğünde alternatörümüz 6500 devir ile döner. Elektronik kontrol üniteleri statör fazından rotor devrini krank üzerinden de motor devrini karşılaştırabilir. Devir uyuşmazlığında arıza lambasını yakarak problemi yakalayabilir. Otomobil şarj sistemi diagnoz cihazları ile kontrol edilerek şarj sisteminin arıza kodları bulunabilir. Ekranda örnek arıza kodlarını görebiliyoruz. Hatta arızalı alternatörün değiştirilmesi durumunda cihaz üzerinden alternatörün değişim bilgisi gelmemesi durumunda şarj lambası ikazı sönmeyecektir. Özellikle Japon marka otomobillerinde şarj yakımı akü üzerinde bir sigorta üzerinden geçmektedir. Sigorta arızası da dikkate alınmalıdır. Akü değişimlerinde teyip kodu veya şarj sisteminin kontrolü gibi gerekçelerle motor çalışırken kesinlikle ve kesinlikle kutup başları sökülmemelidir. Akü aracın elektrik sisteminde dengeleyici bir görev üstlenir.